Doktor Sinan Bey, hipertiroidi hastalarında en önemli grubu gravis hastalığı oluştururken diğer iki grup var. Bunlardan sayı olarak yine belirli bir sayının üzerine çıktığı için bahsedeceğiz. Nodüler yapıda olan hipertrofi hastaları. Bu hastalarda tiroidde nodülleri olan ve hipertiroidisi olan hastalarda farklı yaklaşımlar ve farklı tanılar da söz konusu olabilir. Bu hastalıklara bilgi verebilir misiniz? Tabii. Bunların adını zaten şöyle adlandırıyoruz. Toksik nodüler guatr şeklinde. Bu tek tiroid nodülü toksik olabilir ya da multiple toksik nodüler guatr. Birden çok sayıda tiroid nodülü vardır ve bunlar toksiktir. Buna göre yaklaşım değişiyor çünkü. Burada bu nodüller ya da nodül bağımsızlığını ilan edip otonomi kazanıyor. Ve sürekli tiroid hormonu üretmeye başlıyor. Hipofiz ve tiroid aksını dinlemeden. TSH'ı dinlemiyor. TSH'ı dinlemiyor. Kendi başına. Anarşist yapıya dönüşüyor aslında. Evet, yani, evet öyle de deniliyor. Tiroidin anarşist haline geliyor. Evet. Sürekli hormon salgılanması tabii ki kişide hipertiroidi hatta tirotoksikoz bulgularını oluşturuyor. Yani hep söylenen işte nodülün boyutlarına göre karar veriyoruz ama öncelikle hastamızı tabii ki bu hipertiroidi ya da tirotoksikoz durumundan çıkarıyoruz. Bunu medikal tedaviyle yapabiliyoruz. Ancak daha sonrasında tabii iş gene sizlere düşüyor. Siz ne düşünüyorsunuz Ahmet Bey? Medikal tedavi, çünkü medikal tedaviler kesin çözüm değil bu. Evet. Bir kere otonomi kazandıktan sonra nodül, biz onu ötiroid hale getirsek bile ilacı bıraktığımız zaman tekrar hipertiroid olacaktır. Bu neredeyse kesin yani. %99 bu şekilde olacaktır. Dolayısıyla iş gene herhalde siz cerrahları evet. Düşüyor. Evet, cerrahi burada önde duruyor ama burada tabii radyoaktif iyotun da etkili evet. Olduğu durum söz konusu. Hastada göz bulguları olmayan bir durum yani gravis gibi. Burada radyoaktif iyot özellikle yaşlı hastalarda kullanma şansımız var. Türkiye'de ne yazık ki radyoaktif iyotun böyle yoğun kullanımı söz konusu değil. Özellikle Amerika'da, Kuzey Amerika'da bu hastalıkların tedavisinde radyoaktif iyot yoğun bir şekilde kullanılıyor. Evet. Cerrahi tedavide özellikle tedavi edilemeyen bu şekilde performansı iyi, ameliyat edebilecek hastalarda öne alıyoruz. Çünkü hastalığı ortadan kaldırmanın kesin yolu. Ameliyat ortadan tamamen kaldırıyor. Peki kriterleriniz nasıl oluyor? Mesela nodülün çapına göre mi, boyutuna göre mi, birden çok olmasına göre mi? Hangi hastalara daha çok radyoaktif iyot verelim? Hangi hastaları cerrahiye verelim? Tabi burada hastanın yaşı, nodüllerin durumu söz konusu olduğunda farklı şeyler düşünüyoruz. Mesela bir yaşın üzerinde olan hastalarda aynı şekilde dediğimi söylemiştim. Radyoaktif iyot kullanılması söz konusu olabilir. Ama burada önemli bir kriter var. Sonuçta bir nodül söz konusu burada. Bir veya birden çok. Bu nodüllerin tümör olmadığını da bilmemiz gerekir. Eğer tümör olduğunu düşünüyorsak zaten hiç başka bir şey düşünmüyoruz. Ultrason yaptık, tümör olma ihtimali var. Ya inciğine aspirasyon biyopsi yaptık, tümör veyahut da tiroid kanserinden bahsediyoruz. Veyahut da şüpheli bir durum ortaya çıktı. O zaman mutlaka cerrahi uygulamamız gerekir. Yani burada cerrahi bir basamak daha öne geçiyor bu tip hastalıkta. Özellikle uzun yıllar multinodüler yani birden çok nodül olan hastalarda beklediği zaman bu hasta 30-40 yıl sonra bu şekilde hipertiroidi olayları ortaya çıkabiliyor. Ama tedavide ülkenin koşulları, bu işi yapabilecek hekimlerin koşulları çok önemli. Tiroid cerrahisi hem endokrinologlar hem de endokrinoloji cerrahlar için önemli ve tecrübeli bir ekibi gerektirir. O yüzden seçimleri de ona göre yapmak gerekir. Nodüler, hipertiroidik hastalarda cerrahi çoğu zaman öne çıkar. Evet. Hatta burada nodülün boyutu da herhalde bir miktar önemli. Kesinlikle. Şimdi tek bir tiroid nodülü düşünelim. İşte hiperaktif ya da sıcak nodül dediğimiz işte sintigrafi çekilince hiperaktif ya da sıcak nodül olduğunu belgeledik. İşte hipertiroidisi var hastanın laboratuvar olarak. Nodülün çapı da diyelim ki 2 santim. Hastanın yaşı da genç. Yani 40'larında bir hasta olsun. Bu hastaya radyoaktif iyot evet olabilir. Değil mi? Tabii ki olur. Ama nodülün çapı 4 santim, 5 santim.
Kaldı ki hani hiperaktif sıcak modüller genellikle iyi huylu olmaya yatkındır. Soğuk modüllerde %5 civarındayken kanser, tiroid kanser riski, bunlar da %1'in altında oluyor ama sıfır değil tabii. Öncelikle kanser olmadığını kanıtlamak lazım. Yani mutlaka biyopside yapmak hatta lazım. Hatta şöyle bir şey var Sinan Bey. Uzun yıllardır bu tartışıldı. Tiroidin aktivitesi, nodülün aktivitesine bağımsız olarak bütün nodüllerde kanser riski aynıdır diye. Fakat biz biliyoruz ki yapılan bütün çalışmalar bunu gösterir. Eğer sıcak nodülse kanser riski çok düşüktür. Sizin sorduğunuz sorunun devamı olarak yanıtlayayım. Eğer o nodül büyükse, eğer tiroid çevresine baskı yapıyorsa, solunum sistemini etkiliyorsa, nefes almayı etkiliyorsa, yutkunmayı etkiliyorsa, ses bozukluğu yapıyorsa, ses kısıklığı yapıyorsa, hatta göğüs içerisine doğru büyümüşse, bu gibi komplikasyonlar ortaya çıkmışsa yine cerrahi birinci planda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.